Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Erzurum İl Kongresi öncesinde halka seslendi. Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı harekatına değinen Erdoğan, "Afrin'de sona doğru geliyoruz." dedi. Devamında Avrupa Parlamentosu'nda da verilen Afrin kararına tepki gösterdi. "Afrin'de de sona doğru geliyoruz. Birileri meydan okuyor. Askerlerinizi çekin oradan diyorlar. Bu doğru değil diyorlar. Ey Avrupa Parlamentosu, siz bu millete ne zamandan beri akıl vermeye başladınız? O aklı kendinize saklayın. 3,5 milyon Suriyeli'ye 7 senedir ev sahipliği yapan biziz. Kapıları açıp gönderseydik kaçacak delik arayacaktınız, delik. Bize yalvardınız. Aman kapıları açmayın diye. Biz insanlık yaptık. Ama siz insanlıktan anlamıyorsunuz ki. Ve şu anda da istediğiniz kararı alın. Bir kulaktan girer, öbüründen çıkar. Sizin aldığınız kararların zaten kıymeti harbiyesi yok. FETÖ elebaşı Gülen'in Erzurum'dan çıktığını ifade eden Erdoğan, "Sen artık dönsen de dadaşlar sokmaz seni buraya." dedi. FETÖ Erzurum'un bir köyünden çıkmıştı değil mi? 99'da nereye kaçtı? Pensilvanya. George'lar karşıladı onu. Şimdi hala orada mı orada? Niye dönemiyor? Hadi dön gel. Ya sen artık dönsen bile şimdi seni dadaşlar sokmaz buraya. Afrin bölgesinin 1/4'ünün kontrolünün sağlandığını ifade eden Erdoğan, "Bizim o topraklarda gözümüz yok." dedi. Türkiye Afrin meselesini büyük ölçüde çözmüş durumda. Şu ana kadar Afrin bölgesinin 1/4'ünde kontrolü sağladık. Cerablus, Errai, Bab, orada 2000 kilometre karenin kontrolü bizde. Yaklaşık 140 bin o bölge insanı döndü ve kendi evlerine yerleştiler. Şimdi burada da elhamdülillah 1500 kilometre kareye yakın bölgeyi kontrolümüze aldık. Ve hedef Afrin'in tamamını kontrolümüz altına alacağız ve Afrinliği de oraya yerleştireceğiz. ABD terör örgütüyle birlikte Münbiç'i boşaltırsa bu işi çok daha kolay bir şekilde gerçekleştiririz diyen Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü. Şayet Amerika terör örgütü mensuplarıyla birlikte Münbiç bölgesini tümüyle boşaltırsa bu işi çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştiririz. Bunların zaten bizim bu faaliyetlerimize en küçük bir yardımları, en küçük bir destekleri olmayacak. Yükümüzü paylaşmayacaklar. Hep söylüyorum, onlardan ihsan istemiyoruz. Gölge etmesinler yeter. Amerika eğer teröre karşı bizimle gerçekten birlikte çalışmak istiyorsa, işte Fırat'ın doğusundaki teröristleri oradan çıkartarak bu işe başlamalı. Biz o teröristleri işgal ettikleri yerlerden mutlaka çıkartacağız. Bu konuda her türlü işbirliği teklifine açığız. DAEŞ'in zaten bu